Olarak kanalıma hoş geldiniz. Samsung Note 8 hafıza kartı nasıl takılıyor? Onu sizlere paylaşacağım. Hafıza kartı ya da diğer ismiyle SD kartı nasıl takılacağı dahil onu sizlere bilgi vermek istiyorum. Sim kartı veya hafıza kartı takmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için ekrana, sim yatağa zarar vermez. Şu görmüş olduğunuz kendi iğnesi. Kendi iğnesi derken zaten iğneyle açılan bütün telefonlara aynı iğneyle açabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Diyelim ki bu iğnesi elinizde yok. Toplu iğne ya da dikiş iğnesi var elinizde. Topla iğneyle açmak için ne yapmanız gerekiyor onu paylaşacağım sizlerle. Diyelim ki elinizdeki topla iğnenin ucu kestirin, ucu köretin biraz. Geçici olarak kullanın fakat sürekli kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Hemen deneyelim nasıl bir zarar verir diye. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman ucu sivri ya. Bastırdıkça daha çok aşağı iner. Cihaz garantili garanti dişi yapar. Bilginiz olsun. İneyle, topla iğneyle açmaya çalışmayın. Veya da açmak istediğiniz zaman ucu köretin öyle açın. Kendi iğnesiyle açalım. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman içeride bir yağ sistemi, mekanizma var. Bastırışka atıyor zaten. Havza kartı şöyle hemen arkasına tıkıyoruz. Bunlar havza kartı ya da diğer ismiyle SD kartı. Zaten bunlar standart. Hepsi aynı yere takılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Çift e, tarafları arka kapağa bakacak şekilde takılıyor. Sim kartı da aynı şekilde takılıyor gördüğünüz gibi. Hemen takalım. Havza kartı taktıktan sonra içindeki bilgilere nasıl ulaşırım diyorsanız hemen onu paylaşacağım sizlere. Zaten hafıza kartı takar takmaz şurada simgesi geliyor. Bazı modellerde hafıza kartı takıyorsun cihazı yeniden başlatmanız gerek ya da kapatıp tekrar açmanız gerekiyor. Algılamayabiliyor. Bilginiz olsun. Mesela galeriye gelmez. Şuradan galeriye geldiğiniz zaman galeride hafıza kartı göremezsiniz. Dosyalarıma gelmeniz gerekiyor. Diyelim ki dosyaları bulamasanız şurada arama kısmında dosyaları yazın. Dosyalarım. Evet gördüğünüz gibi hemen ekrana geldi. Evet gördüğünüz gibi SD kart depolama alanı. Evet buradan ulaşabilirsiniz. Hemen başka bir havza kartı takayım. Elimde bozuk bir havza kartı var. Onu takalım. Evet şunu çıkardık. Hemen şurada bir başka hafıza kartı var. Onu takalım. Taktıktan sonra tam oturması gerekiyor. Sim yuvası. Eğer ki direkt bulamazsanız şuraya yazabilirsiniz. Şuraya. Ne demiştik? Dosyalarım. Zaten az önce ara, aradığım için zaten ekrana geldi. Şurada. Bak burada gördüğünüz gibi SD kartı takılı değil. Neden? Çünkü SD kartı bozuk olduğu için. Ama bazen SD kartınız ya da hafıza kartınız sağlam olsa bile telefonu yeniden başlatmanız gerek ya da kapatıp açmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Hafıza kartı bozuksa bazen telefona zarar verebiliyor. Diyelim ki şu çip tarafları, şu çip yeri hafızaya takıldıktan sonra cihaz ısınıyor. Neden? Çünkü bozuk olduğu için.